dolaşıyor. Zannediliyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği toplumu, o günkü toplumu yükseltti, yüceltti. Onun misyonu o toplumu yüceltmeyle sınırlıydı. Biz ne yaparsak yapalım, o anlamda bir yücelmeye sahip olamayacağız. Yani sanki Kur'an-ı Kerim bir defalık ve bir insan grubuna yönelik geldi. Bunu çaktırmadan tarihselci bir mantıkla da maalesef buluşturdular. Maalesef tabii. Yani günümüzde bir tarihselci anlayış hakim oldu ama siz çok iyi biliyorsunuz. Biz kendi içimizden buna çok güzel malzemeler verdik. Dedik ki işte Kur'an'da nesih vardır dedik. Kur'an'ın ayetlerinin bir bölümünü kendi elimizle, kendi zihnimizle, kendimiz tarihe gömdük. Ondan sonra bu kitabın inşa edici fonksiyonunu hayatımızda bir türlü gözlemlemez olduk.